çocuklar. Size söylüyorum, baksanıza. Ender beni birazcık seviyorsa lütfen biraz ayrı kalalım. Asıl sen adamlığını tartta konuş. Kızım seni babası biliyor. Senin soyadını taşıyor. Bu hikaye 17 yıldır evsiz, eşyasız ve adressiz bir yaşam sürdüren, maddi dünyanın zincirlerinden kurtulup özgürlüğünü arayan bir oyuncunun, bir kadının, bir annenin ve doğaya aşık bir ruhun hikayesi. Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz, özlediğimiz ve oynadığı filmlerle bizi büyüleyen bir isim Yeşim Biber. Şimdi nerede, ne yapıyor, neden onu hiçbir projede göremiyoruz? Kendisini bu kadar özletmesinin sebebi ne? Uzun süre bu sessizlik dönemi hayranlarını merak içinde bırakıyor. Onun yokluğu ve eksikliği hissediliyor. 17 yıllık süren bu kaçış hikayesini Yeşim Biber şöyle anlatıyor. Beyoğlu'nda ikamet ediyorduk. Sokaklar değişti, mekanlar değişti, sinemalar değişti. Şehrin tarihi ve kültürel dokusu tahrip olmaya başlamıştı artık. Günün sonunda benim şehirde yaşamak için fazla bir motivasyonum kalmadı. Evimizi boşalttık, eşyalarımızdan kurtulduk. Kurtulduk diyorum çünkü ihtiyacımız olmayan her şey gerçekten bir ağırlık hayatımızda ve teknemizle yola çıktık. Yolculuk böyle başladı ve 14 yıldır da denizdeyiz der. Yeşim Biber hiç kimsenin göze alamayacağı şeyleri göze almış, kimsenin vazgeçemediği konforundan vazgeçmiş ve bildiği yoldan dönmemiştir. Yeşim Biber mesleğini nasıl bırakırsın, her şey çok yolunda, şahane bir hayatın var, nasıl bırakıp gidiyorsun diyenlere aldırmadan, çocuk yapacağı zamansa çocuklar teknede yaşayamaz, öyle bir şey mümkün değil diyenlere kulak asmadı ve çocuklarını teknede doğurdu. Çünkü hayalime sadık kalmak istedim, kendime ihanet etmek istemedim diyerek de yanıt verir. Yeşim Biber her şeyini geride bırakmış bir kadın. Karada evimiz yok, denizdeyiz sadece. Gerçekten anlamıyor insanlar. Muhakkak karada bir evleri vardır. Evleri olmasa bir depoları vardır diye düşünüyorlar. Ama yok, bizim her şeyimiz bu. Ne başka yerde eşyamız var, ne de konaklayabilecek bir yerimiz. Denizde yaşıyoruz tam zamanlı der. Yeşim Biber 18 Ağustos 1977 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Annesi terzi, babası ise çevirmendi. Ailenin Aydın'daki yaşamı küçük Yeşim'in ilk yıllarını şekillendirdi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi tamamladıktan sonra aile İstanbul'a taşındı. Ancak 1,5 yıl sonra İzmir'e yerleşmeye karar verdiler. Yeşim Biber'in kişiliği genç yaşlarından itibaren farklı bir izlenim bırakıyordu. Okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya merakı onu alışılmışın dışında bir yola yönlendirdi. Geleneksel işlerin yerine kendi tutkularını takip etmeyi tercih eden Yeşim, oyunculuk dünyasına ilgi duymaya başladı. Bu tutkulu ilgiyi besleyebilmek adına Can Gürzap'ın Diyalog Oyunculuk Okulu'nda eğitim aldı. Güzel dış görünüşünün yanı sıra derin bir yeteneğe sahip olan Yeşim Biber hızla dikkat çekmeye başladı. Bu özellikleri ona oyunculuk kariyerinde önemli bir adım atmaya olanak sağladı ve nihayetinde bir yıldıza dönüşmesini sağlayacaktı. Yeşim Biber'in oyunculuğa ilk adımı 1996 yılında Show TV'de yayınlanan ve Mahsun Kırmızıgül ve Ebru Destan'ın başrollerinde oynadığı Bu Sevda Bitmez isimli diziyle başladı. 1998 yılında Star TV'de izleyiciyle buluşan Aynalı Tahir isimli dizide Alişan, Kayra Şenocak ve Saruhan Hünel gibi usta oyuncularla birlikte başrolde yer alan Yeşim Biber, Sedef karakterine hayat vererek izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu ve kariyerinin ilk ışıklarını sahneye taşıdı. Yapma abi! Tanış, dinlemiyordun ha? Tamam abi, yapma! Tahir! Tahir, lütfen bırak şunu! Ulan dua et ki! Yürüler içeri! 2004 yılında İnşaat filmiyle 9. Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görülen Biber, yeteneği ve performansıyla bu prestijli ödülü hak ettiğini kazandı. Bu ödül onun kariyerinde parlak bir dönüm noktası oldu ve sanat dünyasının dikkatini üzerine çekti. Her şeyi hazırladım. Mutfakta duruyordum. Sonra bu şekilde içeri. Sinirli. Televizyon dünyasında sadece oyunculukta kalmayıp sinema ve bilişim konularında da programlar hazırlayan Yeşim Biber çok yönlü bir sanatçı olduğunu gösterdi. Hazırladığı programlarla izleyicilere hem eğlence hem de bilgi sunarak onların kalplerine dokundu. Bu sayede geniş bir hayran kitlesi edindi ve sektördeki başarılı kariyerine yeni boyutlar kattı. Yeşim Biber oyunculuk kariyerinde çeşitli başarılı projelerde yer aldı. Şöhret tutkunu, Nasıl Evde Kaldım, Yer Altında Dünya Var, Benim İçin Ağlama,
Bulut Bey, kumsaldaki izler, çaylak, gelin, kırık ayna, Arap saçı, üç kişilik aşk, dolunay ve ispinozlar gibi dizi ve film projelerinde gösterdiği performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeşim Biber 2006 yılında Star TV'de izleyicilerle buluşan ve usta oyuncular Saruhan Ünel, Burak Hakkı ve Fikret Hakan gibi isimlerle birlikte başrollerini paylaştığı Kaybolan Yıllar isimli dizide Ezo karakterine hayat verdi. 2007 yılından sonra Yeşim Biber'in içinde yer aldığı proje sayısı azalmaya başladı. 2012 yılına kadar Bıçak Sırtı, Vazgeç Gönlüm, Aile Reisi, Zehirli Sarmaşık, Acayip Hikayeler gibi projelerde yer aldı. 7 Kasım 2014 tarihinde izleyicilerle buluşan ve yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Ömer Vargın'ın üstlendiği İnşaat 2 isimli sinema filminde Yeşim Biber usta oyuncular Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bülent Kayabaş ve Günay Karacaoğlu gibi isimlerle birlikte çalıştı. İnşaat 2, Yeşim Biber'in sinema kariyerindeki önemli yapımlardan biridir. Ama hiç baba bilmediler. Adam doğmadan bıraktı gitti. Artık babaları sensin. 2017 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Tolgan Sayışman, Hande Erçel ve Melis Sezen'in paylaştığı Siyah İnci isimli dizide Melek karakterini canlandırdı. Konuş dedim sana, hesap ver bana. Bunun yaptığını biliyordun değil mi başından beri ha? Melek. 2001 yılında oyuncu Kamil Güler'le evlendi ve bir sene sonra boşandı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi ve evlendikten sonra evlerini boşaltarak bir teknede yaşamaya başladılar. Ve tekneleriyle bir sene süren bir dünya turu yaptılar. 2013 yılında Nehir ve Can Yunus adlarında ikiz çocukları oldu. Yeşim Biber yıllardır denizde göçebe bir hayat sürdürüyor. Biber, göçebe olmamız mesleğimi çok etkilemiyor açıkçası. Denizde yaşıyoruz diye işlerin azalması gibi bir şey olmadı. Mesleğimi etkileyen asıl önemli şey şu, genelde bütün işler İstanbul'da gerçekleştiriyor ve ben artık İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla çok keyifli, çok sevdiğim bir şey karşıma çıkmadığı sürece ya da maddi olarak paraya ihtiyacım olmadığı sürece çalışmayı tercih etmiyorum diye konuşur. Biber toprakla, doğayla çocukluğumdan beridir iç içe olduğunu söyler. Benim toprakla ilişkim her zaman çok yakın oldu. Küçüklüğümde bir dönem Aydın'ın bir köyünde yaşadık. Ailem orada çiftçilik yaptı. Toprağa karşı aşk o dönemlerde başladı. Her zaman böyle bir hayalim vardı. Bir zaman gelecek ve ben toprakla uğraşacağım diye der. Yeşim Biber doğada yaşadığı hayatın ona farkındalıklar kazandırdığını söyler. En belirgin fark tüketimin farkında olmak. Karadaki gibi musluğu açtığın sonsuza kadar su akacak algısı yok burada. Su depolarımız var. Su ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz. Elektrik ihtiyacımızı güneş panellerinden karşılıyoruz. Bütün bunların belli bir kapasitesi var ve hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşim Biber çocuklarını teknede büyütüyor, onların doğayla iç içe bir yaşam kurmasını istiyor. Yeşim Biber, Muğla'da bir dağ köyünde, sırtı ormana yaslanmış bir arazideyiz. Evimizi bitirmeye çalışıyoruz der. Yeşim Biber bir projede yer alıp almayacağı sorusuna, bu aralar İstanbul'a gitmeyi de düşünmüyorum. Çok heyecan verici bir şey olmadığı sürece çalışmak istemiyorum. Öyle bir şey gelirse o zaman bakarız. Şu an için gündemimde yok diye cevap verir. Güzel oyuncu Yeşim Biber'e doğayla iç içe bir yaşam diliyoruz. Onu özleyen seyircilerini de oyunculuğundan mahrum etmemesini temenni ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.